Evet sevgili gençler, hakiki fizik denemelerinin 11. ayeti denemesiyle devam ediyoruz. Diyor ki, durgun bir gölde doğuya doğru yere göre sabit hızla ilerleyen bir gemi var. Yani bir gemimiz var, yere göre sabit hızla gidiyor ve nereye doğru gidiyor? Doğuya doğru gidiyor. Bu gemi güvertesindeki Ahmet ise ne yapıyor? Gemiye göre kuzeye doğru sabit bir hızla hareket ediyor. Hızları biliyor muyum? Hayır, bilmiyorum. O zaman Ahmet'in yere göre hızı ne olacaktır? Bu iki hızın bileşkesi. Yani kendisi kuzeye doğru gidecek. Zaten gemi de onu doğuya doğru sürüklediği için o zaman Ahmet'in yere göre hızını bu yönde bir yöntür kabul edebiliriz. O zaman bizim Ahmet şu yöne doğru yani kuzeydoğuya doğru gitmekte. Yerdeki bir gözlemci nereye doğru? Doğuya doğru giden bir gözlemci. Bu Ahmet'i nasıl görür? Şimdi gözlemcimiz nereye doğru gidiyor? Gözlemcimiz doğuya doğru gidiyor. Ama hangi hızla ile gittiğini biliyor muyuz? Belki doğuya doğru çok yavaş bir hızla gidecek. Belki doğuya doğru işte daha büyük bir hızla gidiyor olabilir. Veya doğuya doğru çok hızlı bir değerde gidebilir. Sonuçta hızlar hakkında bilgim yok. Buraya doğru herhangi bir hız olabilir. Peki bu gözlemci Ahmet nasıl görecek? Şimdi bağlı hız dediğimiz olay neydi? Bağlı hız dediğimiz olay V cisim eksi V gözlemciydi. Bakanın gözü çıksın diyorduk. Ama bu çıkarma işlemi nasıl yapıyorduk? Vektörel yapıyorduk. Yani gözlemcinin hızını ters çevirip cismin ucuna ekliyorduk. Veya genelde şu yöntemi tercih ediyorum ben. Şimdi iki vektörün başlangıç noktaları kesişmişse, yani şu A vektörü olsun, şu da bizim B vektörümüz olsun, başlangıçları aynı noktaysa. Fark vektörü yani A eksi B vektörü dediğimiz vektör nedir? Eksi olan vektörün ucundan artı olan ucuna ve çizilen vektördür. Yani A eksi B vektörümüz bu vektördür. Ben bunu bağlı hıza benzetirsem, bağlı hız gibi benzetirsek ne olacak? O zaman aynı noktadan başlayacak şekilde çizersem, yani cisim ve gözlemcinin hızlarını aynı noktadan başlayacak şekilde çizdim. Bu Ahmet'in hızıydı, bu da yerdeki gözlemcinin hızıydı. Bağlı hız ne olacak başlangıçta aynı noktaysa? Eksi olandan artı olanı, yani gözlemciden cisme doğru çizdiğimiz vektör olacak. Yani bu gözlemci Ahmet'in hızını nasıl görebilecek? Ahmet'in hızını ya şu yönde şu şekilde görebilir. Yani kuzeydoğuya doğru görebilir. Veya direkt kuzeye doğru görebilir. Veya nasıl görebilir? Kuzeybatıya doğru bir hız büyüklüğünde görebilir. Dolayısıyla Ahmet'in hızını ne yapacaktır? Mutlaka kuzeye doğru bir bileşeni var. Yani ya kuzeydoğu ya kuzeybatı ya da direkt kuzeye. Yani kuzeye görebilir, kuzeybatıya görebilir ama güney veya güneydoğuya doğru görme şansı yoktur. Yani cevabımız Ceyhan 1 ve 3 olacaktır. İkinci durum diyor ki sürtünmenin önlenmediği bir ortamda bir cisim yatayla yerden belli bir eğik atış hareketi yapıyor ve sıfır hızıyla ve yatayda en fazla 10 metre yol alabiliyor. Aynı cisim aynı hız büyüklüğüyle düşey olarak atılırsa en fazla kaç metre yukarı çıkabilir? Yani bu soru bize neyi soruyor aslında? Şunu soruyor. Diyor ki mesela yerde duran bir yere göre bir cismimizi yatay ve sıfır hızıyla ne yapalım? Atalım. Şimdi yatay ve sıfır hızıyla attığımız zaman ne olacaktır? Bu cismin bir yatay hızı bir de düşey hızı olacaktır. Yatay hızına Vx, düşey hızına Vy dersek. Bir şey hızını şöyle düzgün çizemedik. Şunu da çizelim en güzeli. Bir de düşey yukarı doğru ne olacaktır? Vy hız değeri olacaktır. Peki bu yatay hızı ne olacaktır? Cismin hızına V sıfır dersek V sıfırın neyidir? Kosinüs alfa bileşenidir. Düşey hızımız da nedir? Vy'nin sinüs alfa bileşenidir. Şimdi bu hızda ne yapacak bu cisim? Eğik atış hareketi yapacak ve yatayda x kadar yol alacak. Yatayda aldığı yolu nereden bulabiliriz? Bu cisim yataydaki hız hareket boyunca değişmediği için ne yapacak? Yatayda sabit hızla hareket yapacak. Yani V sıfır çarpı kosinüs alfalık hızla gidecek. Ne kadar süre boyunca gidecek? Uçuş süresi boyunca gidecek. Çarpı T uçuş diyeceğiz. Peki T uçuşu da şöyle bulabilir miyiz? Çıkış artı iniş gibi düşünürsek. Çıkışla iniş zaten birbirine nedir? Eşittir. Peki bu cismin çıkış süresi nereden hesaplayacağız? Yukarı doğru atılan cismin düşey hızı ersen hızını 10 azaltacak yer çekimi 10 olduğu için. O zaman çıkış süresi düşey hızı Vy sinüs alfanın nedir? 10'a yani G'ye bölünmüş haldir. İniş süresi de bunun aynısı olduğu için uçuş süresi bunun 2 katı mı olacaktır? Yani bu onun uçuş süresi ne olacak? 2 tane Vy sinüs alfa bölü G'dir diyebiliriz. Bunları şöyle biraz düzenlersek şu Vy dediğimiz V sıfır düşey hızı olmuş olacak. Ne olacaktır buradan? V sıfırın karesi çarpı 2 sinüs alfa çarpı kosinüs alfa bölü g'dir diyebiliriz. Peki biraz trigonometrik dönüşüm yapsak. Yani şuradaki 2 sinüs alfa çarpı kosinüs alfanın sinüs 2 alfa olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla cismin yatayda aldığı yol nedir aslında? Yatayda aldığı yolun bir formülde V sıfırın karesi çarpı sinüs 2 alfa bölü g'dir diyebiliriz. Şimdi burada dikkat edeceğimiz en fazla demiş. Yatayda en uzağa gidebilmesi için ne olması lazım? O zaman bu sinüs 2 alfanın en büyük değerini alması lazım. Sinüs 2 alfa ne zaman en büyük değerini alacak? Sinüs 90 olduğu zaman en büyük değerini alabilecek. Dolayısıyla 2 alfamızın 90 olması için alfanın ne olması lazım? 45. Yani bir cismi yatayla zaten eğik atışta 45 dereceyle atarsam gidebildiği maksimum uzaklığa gidebiliyordu. Yani bu cisim 45 dereceyle atacağız. Yatayda aldığı yol kaç metreymiş? 10 metre. Yani x'imiz kaç? 10. Ve sıfırın karesi 2 sinüs zaten 90 derece olacak maksimum değer olacağı için. Bölü g. G'miz de ne? 10. Ve sıfırın karesi 100. Buradan da V sıfırı kaç bulacağız? 10 metre bölü saniye bulacağız.
Yani sorumuz bitmedi. Soru bize ne diyor? Şimdi aynı cismi o hızı diyor. Yani 10 metre bölü saniye hızla direkt yukarıya doğru atsaydık. 10 metre bölü saniye hızla yukarı attığımız cisim ne yapacak? Yukarı çıkarken her saniye hızını onun azalttığı için bir saniyede çıkacak. Bir saniyede ne yapacak? Geri düşecek. Bir saniye boyunca bildiğimiz serbest düşme hareketi yapacak. Serbest düşmede 5T kare dersek bir saniyede kaç metre düşecektir? 5. O zaman bir saniyede de 5 metre en fazla yukarıya çıkacaktır diyebiliriz. Üçüncü sorumuz demiş ki eşit bölme levhayı olan F kuvveti bu şekildedir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Torklarla ilgili bir soru sormuş. Şimdi tork kuvvet çarpı neydi? Dönme noktası olan dik uzaklığı. Şimdi kuvvetimiz ne yapmış? Kuvvetimiz bu doğrultuda. F bu doğrultuda uygulanmış. Peki tork kuvvet çarpı dik uzaklık nereye göre? KLMP noktalarına göre bakacağız. Dik uzaklığı bulursak kuvvetimiz köşegense buna dik olan şey ne olacaktır? Diğer köşegen. Yani M için dik uzaklığımız ne kadar olacaktır? Kök 2 birim. L için uzaklığımız işte 1,5 köşegen olacak. P için uzaklığımız yok zaten dönme noktasından geçiyor. K için. P için uzaklığımız kök 2 birim. N için uzaklığımız da ne olacaktır? 2 kök 2'dir diyebiliriz. Peki demiş ki N noktasına göre tork en büyüktür. Şimdi torkun zaten kuvvet çarpı dik uzaklıktı. Kuvvet zaten aynı bütün nokta için. Dik uzaklığı en fazla olan kime dik uzaklığı en fazla? N'ye. Yani doğru mudur? Doğrudur. K noktasına göre tork sıfırdır. Evet sonuçta kuvvetin uzantısı dönme noktasından geçtiği için K'ya göre bir döndürme etkisi yoktur. LM noktasına göre torkunun yönü aynıdır. Şimdi tork yönüyle dönme yönü birbirinden farklı şeylerdi. Şimdi tork yönü ve dönme yönü dediğimiz zaman L ve M noktasına göre kuvvet uygularsam kuvvet ne yapacaktır bu levhayı? Saat yönünün tersine dönecektir. Bu dönme yönüdür. Tork yönünü bulurken ne yapıyorduk? Sağ elimizin dört parmağını dönme yönünde tutuyorduk. O zaman baş parmağımız bize torkun yönünü gösterecekti. Yani sen dönme noktasına göre dört parmağımız bu yönde saat yönü tersine yönde tutarsak o zaman buradaki manyetik alan buluyor gibi aynı. O zaman torkun yönü nereye doğrudur? Sayfa düzlemin dışına doğrudur diyebiliriz L ve M için. O zaman P ve N için ise ne olacaktır bu sefer? Tam tersi. P ve N noktasına göre ise bu nereye doğru döndürecektir? Saat yönde döndürecektir sistemi. Saat yönde dönüyorsa o zaman P ve N noktası için torkun yönü ise nereye doğru olacaktır? İçe doğru olacaktır. LM noktası için torkun yönü aynıdır. Evet tork yönü aynıdır. MP noktasına göre torkun büyüklüğü. Büyüklüğü dediği için yönüne bakmama gerek yok. O zaman M ve P'nin torkun büyüklüğü eşit mi? Dik uzaklığı ne kadar M'nin? Kök 2 birim. P'nin de kök 2 birim. Evet eşittir. LN noktalara göre tork yönü aynıdır. L'ye göre tork dışa doğruyken N'ye göre tork içe doğrudur. Yani aynı mıdır? Değildir. Yanlış ifadedir. Sorumuz kaç tanesi doğrudur şeklindeymiş. O zaman 1, 2, 3, 4 tanesi doğru olduğu için cevabımız Denizli'dir diyebiliriz. Dördüncü sorumuzda demiş ki sonsuz uzunlukta demiş sabitlemiş düz bir tel iletken halka sayfa düzlemi şeklindeki yerleştiriyor. Düz telden sabit büyüklüğe iyi akımı geçiyor. Tel halka düzlemi değiştirmeden işte bu yolları izlerse hangilerinde, hangi bölmelerde diyor, ok yönünde bir indiksiyon akımı oluşur. Şimdi biz biliyoruz ki indiksiyon akımı oluşma sebebi nedir? İndiksiyon akımı oluşma sebebi eksi delta phi b bölü delta t diyoruz. Yani manyetik akım neydi? Değişimidir. O zaman indiksiyon akımı olması için manyetik akının olması lazım. Manyetik akı da neydi? Kapalı bir yüzeyi dik olarak geçen manyetik alan oluşturur. Manyetik akı yani yüzeyi geçen manyetik alanla yüzey alan çarpımı. Burada kapalı bir yüzeyimiz var mı? Var. Halkamız kapalı bir yüzey. Burayı delip geçen bir manyetik alan olması lazım. Var mı burada bir manyetik alan? Var. Neyin manyetik alan var? Üzerinde akım geçen telin oluşturduğu manyetik alan var. Peki akım geçen telin oluşturduğu manyetik alan bulurken sağ elimizin baş parmağını akım yönde tutarsak bükülen dört parmak üst bölgede yani halkanın olduğu şu bölgede manyetik alan nereye doğru olacak? İçe doğru olacak. Peki bu akım geçen telin oluşturduğu manyetik alan 2K çarpı I bölü D yani akımla doğru uzaklığı ters orantılı. Dolayısıyla burada düzgün bir manyetik alan yok. Burada ne yapıyor? Telden uzaklaştıkça manyetik alan şiddetimiz ne yapıyor giderek? Buradan telden uzaklaştıkça manyetik alan giderek azalıyor. Burada B giderek azalıyor. Düzgün bir manyetik alan yok. Peki şuna bakalım. Şimdi kapalı bölgemiz var. Burayı delip geçen evet telin oluşturduğu içe doğru olan bir manyetik alan var bu bölgede. Yani bir manyetik akı var. Ama buradan buraya gelirken manyetik alan şiddeti değişmiyor, alan değişmiyor. Yani manyetik akı var ama manyetik akıda bir değişim yok. Değişim yoksa burada bir indüksiyon emekası ve indüksiyon akımı ne yapmaz? Oluşmaz. Peki S'den N'ye doğru gelirken halkamız ne yapacak? S'den N'ye doğru gelirken alan değişmeyecek ama içinden geçtiği manyetik alan giderek artacak çünkü tele giderek yaklaşıyor. Dolayısıyla manyetik akı var ve ne yapıyor? Artıyor. Manyetik akı varsa ve giderek artıyorsa ne olacak? Burada bir indüksiyon emekası ve indüksiyon akımı oluşacak. Peki buradaki oluşan indüksiyon emekası nereye doğru? Kendi oluşturan sebebe karşı koyacak yönde. Yani manyetik akı arttığı için azaltmak isteyecek. Azaltmak için içinden geçen manyetik alan yani içe doğru olan manyetik alanı zayıflatmak için dışa doğru bir manyetik alan oluşturmaya çalışacak. Dışa doğru manyetik alan oluşturması için de sağ kuralına göre şu yönde bir akım geçecek. Yani ok yönüne mi geçiyor? Evet. Aynı mantıkla N'den R'ye giderken de ne yapacak? Tele yaklaştığı için yine manyetik akı artacak. Arttığı için azaltmak için onunla ters yönde manyetik akı oluşacak. Dolayısıyla yine evet ok yönde bir akım geçecek. R'den T'ye giderken ise halkamız ne yapacak? Tam tersi. Telden uzaklaşacak. İçine geçen manyetik alan. Dolayısıyla manyetik akı azalacak.
Bu sefer azaldığı için ne yapmak isteyecek? Arttırmak isteyecek. Arttırmak için o manyetik alanla aynı yönde, yani içe doğru bir manyetik oluşturmaya çalışacak. İçe doğru bir manyetik oluşturmak için de saat yönünde bir akım geçecek. Yani bizden istediği yönde olmayacak. O zaman hangi bölgelerde bizden istediği yönde akım geçiyor? SN ve NR bölgesinde, yani cevabımız Bursa olacaktır. Beşinci sorumuz demiş ki sürtünmesi yatay düzlemde başlangıçta KP noktalarından harekete geçen SN cisimleri L noktasında esnek çarpıyor. Çarptan sonra SN'nin hareket yönü ve hızını sormuş. Şimdi esnek çarpışmada ne olur? Momentum korunur, hız korunur, enerji korunur diyebiliriz. Peki o zaman momentum ve korunuma bakacağımız zaman yöne dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı anda başlamışlar. Peki burada çarpışına göre 12 metreyi 4'lük hızla 3 saniyede alıyorsa bu da 3 saniyede buraya gelmesi lazım. 3 saniyede buraya gelmesi için hızının kaç olması lazım? 48 metreyi 3 saniyede alması için. O zaman hızına 16 metre bölü saniyedir diyebiliriz. Peki bu olayda ne korunacak? Bu olayda momentum korunacak. O zaman ne diyeceğiz? Sistemin ilk momentum ile son momentum birbirine nedir? Eşittir. Yalnız momentum korunu yazarken momentum vektörel olduğunu unutmayalım. Yönlere dikkat edeceğiz. O zaman yön belirtmediği için ben kendime göre bir yön seçeyim. O zaman ben bu yönü artı yön kabul edeyim. Bu yönü eksi yön kabul edeyim. Peki ilk momentum cisimlerin ilk momentumlarının toplamı. Bu cismin momentumu ne? Kütlesiyle hızın çarpımı 8. Ama artı yönde olduğu için bunun momentumu artı 8 dersem. Bu cismin momentumu kütlesi 3, hızı 16. O zaman momentumu ne olacaktır? 48. Ama eksi yönde olduğu için buna ne diyeceğiz? Eksi 48. Eşittir son momentuma. Çarpışmadan sonra son momentum ne? Kütlesi 2 kilogram ama hızını bilmiyorum. Zaten bana onu soruyor. Hızını bilmediği için VS diyelim. S cisminin son hızına. Yön bilmediğim için artık kabul ediyorum. N'nin son momentumu ne? Kütlesiyle hızın çarpımı. Kütlesi 3, hızı bilmiyorum. Son hızı ne? Vn diyelim. Buradan ne olur? Eksi 40 eşittir 2Vs artı 3Vn diyebiliriz. Buradan bir denklem bulduk. Burada ikinci olarak hız korunumu denklemini yazabilirim. Yalnız hız korunumu yazarken nasıl yazıyoruz? İlk hızların toplamı son hızların toplamı eşittir demiyoruz. Bir cismin ilk hızıyla aynı cismin son hızının toplamı, diğer cismin ilk hızıyla diğer cismin son hızının toplamına ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Tabii bu da vektörel yapacağız. Senin ilk hızı ne kadar? İlk hızı 4. Hangi yönde? Artı yönde olduğu için artı 4. Son hızı bilmiyorum. O bilmediğim için artı kabul ediyorum yönünü. Vs dedim. Diğer ikinci cismin ilk hızı ne? 16 ama hangi yönde? Eksi yönde. Eksi 16. Son hızını bilmiyorum. Vn dedim. Buradan da ne 16'yı buraya atarsak 20 eşittir Vn eksi Vs diye bir denklemi de buradan buluruz. İşte bu iki denklemden ne yapacağız? Ne istiyor ona bakacağız. Ne istiyor benden? S'nin son hızını. O zaman S'nin son hızını istiyorsa ben buradan neyi çekip burada yerine yazabilirim. O zaman Vn gördüğüm yere 20 artı Vs yazarsam getirip şu denklemde. Eksi 40 eşittir. 2Vs buradan geldik. 3 ile çarparsam yani şu Vn gördüğüm yere 20 artı Vs yazdığımı düşünün. 3 ile çarparsam 3Vs de buradan gelecek. Yani burası ne olacak? 5 tane Vs'nin son hızı. Artı 3 ile 20'yi çarparsak kaç? 60. 60'ı diğer tarafa atarsam ne olarak geçecek? Eksi olarak geçecek. Eksi 100 eşittir 5 tane Vs dersek. O zaman S'nin son hızı ne çıkacak? Eksi 20. Yani S'nin çarpışmadan sonra hızı ne olacak? Eksi kabul ettiğim yani iki yönünde olacak ve ne kadar olacak? 20 olacak. Yani cevabımız Edirne'dir. 6. sorumuzda demiş ki boyutlar arasındaki mesafeye göre çok büyük olan paralel KL, XY levhaların gerilimleri 3 volt, 4 volt üreticilere bağlanmış. Levhalar arasındaki yer çekimi ihmal ediyor yani ağırlığın bir etkisi yok. Pozitif yüklü parçacık K noktasından ne yapılıyor? Serbest bırakılıyor yani ilk hızımız yok. Hangi noktadan geri döner? İşte soru kökünde burada dikkat edeceğimiz nokta ne? Parçacığın yük miktarı işte içinden geçtiği elektrik alanı ne yapmayacak? Etkilemeyecek, homojen yapısını bozmayacak. L ve X levhalar birbirine yakın olduğu için birbirinin üzerindeki yük etkileri birbirinin dağılımını etkilemeyecek. Ve boyutları aradaki mesafeye göre çok büyük dediği için de hani arada düzgün bir elektriksel olduğunu düşüneceğiz. Şimdi bu paralel levha içinde ne var? Düzgün bir elektriksel var. Peki düzgün elektriksel alan içinde bir yük hareket ederse ne yapıyordu? Elektriksel kuvvet onun üzerinde bir iş yapıyor. Yapılan iş neydi? Kuvvet çarpı alınan yol diyebiliriz. Bunu etkilenen elektriksel kuvvet paralel levhada neydi? Q çarpı içinde bulunduğu elektrik alan V bölü çarpı alınan yol D dersek levhayı. O zaman yapılan iş Q çarpı V mi diyorduk? Veya aldığı yol işte D bölü 2 ise V bölü 2. Yani kısaca yapılan iş ne diyorduk? Q çarpı geçtiği potansiyel farka bakıyorduk. Şimdi birinci levhamız ne yapacak buradan buraya gelirken? Bu yükü hızlandıracak. Bu levhamız artı yüklü, bu karşı levhamız eksi yüklü olduğu için bu itecek, bu çekecek. Bu yük burada hızlanacak ve bir iş yaparak bunun kinetik enerjisini arttıracağız. Peki burada yapılan iş ne kadar? Q çarpı geçtiği potansiyel. Kaç voltluk potansiyel geçti? 3V. Yani 3QV'lik enerji kazanmış olacak. Ve buradan 3QV'lik enerjiyle ne yapacak? Yükümüz geçecek. Peki ikinci levha ise burası artı yüklük, burası eksi yüklü olduğu için bu yüke artı yüke ne yapacak? Ters yönde kuvvet etkileyecek. Bu ters yönde kuvvetin etkisi de bu ne yapacak yükümüz burada? Yavaşlayacak, yavaşlayacak, enerjisi azalacak ve bir noktada duracak. Enerjisi sıfırlanması için o zaman burada kazandığı enerji 3QV'ydi. O zaman 3QV'lik iş yapmam lazım ki ben de ne yapsın bu enerjiyi sıfırlasın. Peki 4 volt
Levhalar arası mesafe. 4 eşit parçaya böldüğü için o zaman her bir aralıktaki potansiyel farka 1V diyebilirim. O zaman 3 küvelik iş yapması için 3 V'lik potansiyel fark geçmesi lazım. Yani nereye kadar gelmesi lazım? S'ye kadar. S'ye kadar gelince yapılan iş Q çarpı geçtiği potansiyel 3 V olduğu için 3 küve iş yapacağım. Zaten kazandığı enerji 3 küveydi. Ben bu enerjiyi burada sıfırlayacağım ve cisim ne yapacak parçacığımız? S noktasında duracaktır. Hangi noktadan durup geri dönecek? S'den, yani cevabımız Denizli. 7. soruda demiş ki kütleler birbirine eşit olan iki kişiden biri olan Ezgi ekvator düzleminde bir kentte, Emir ise Ankara'da. Şimdi şu bizim neyimiz olsun? Dünyamız olsun. Burası ekvator bölgesi, yani yarıçapımız büyük. İşte Türkiye kuzey yarımkürede olduğu için o zaman Ankara'yı da yaklaşık olarak şurada bir yer olarak kabul edebiliriz. O zaman burada iki kişi var. Ezgi nerede? Ezgi ekvatorda. Emir ise nerede? Emir ise Ankara düzleminde. Yani burada Emir'imiz. Şimdi dolayısıyla Ezgi'nin ne olacaktır? Yarıçap daha büyük. Emir'in ise yarıçapı ne olacaktır? Daha küçük olacaktır. Peki eylemsizlik momenti dediğimiz şey neydi? Eylemsizlik momenti, hani bunların noktası, dünya göre noktası cismi kabul edersek, noktasal cismler için neydi? Emre kareydi. Kütlelere eşit ama yarıçapa baktığımız zaman ne olacaktır? Ezgi'nin yarıçapı daha büyük olduğu için Ezgi'nin eylemsizlik momenti Emir'den büyüktür. Evet, doğrudur. Peki Ezgi'nin açısal hızı Emir'den daha küçüktür. Açısal hızı zaten bunlar yere göre durgun. Yani ne yapıyor? Dünya dönüyor. Dünya döndüğü için dünyanın açısal hızıyla ikisi de beraber dönecek. Yani ikisi de aynı sürede aynı açıyı taradığı için açısal hızları nedir? Eşittir. Yanlış bir ifade. Ezgi'nin açısal momentum Emir'den büyüktür. Açısal momentum dediğimiz neydi? I çarpı açısal hızı diyorduk. Tabii açısal momentum vektörü, açısal hızı da vektörür. Eylemsizlik momentum ise skaler bir büyüklüktü. Şimdi bunların açısal hızları zaten eşit. Ama eylemsizlik momentine baktığımız zaman Ezgi'nin eylemsizlik momenti yarı çaptan dolayı daha büyük. O zaman Ezgi'nin açısal momenti Emir'den daha mı büyüktür? Evet, daha büyüktür. Yani cevabımız 1-3 Ceyhan olacaktır. 8. sorumuz tek yarıkta yapılan bir kırınım deneyi. Hatırlarsak kırınım deneyi ne yapıyorduk? İşte belli bir yarıktan paralel ışık demeti gönderiyorduk. Buradaki her bir kaynak noktasal nokta bir kaynak gibi davranıyor ve burada ne yapıyor? Bir girişim deseni oluşuyordu. Ortamda ayrı ayrı renkli tek renkli ışıklar kullanıyor. Buna göre hangi renk kullanırsa ikinci aydınlık saçaklar arasındaki mesafe en küçük olur. Şimdi ikinci aydınlık saçaklar arasındaki mesafeyi küçültmek için ne yapmam lazım benim? Saçak aralığını küçültmem lazım. Yani her bir saçağın boyutunu giderek ne yapmamız lazım? Küçültmemiz lazım. Her bir saçak aralığını küçültmek için saçak aralığını hatırlarsanız saçak aralığı dediğimiz şey neydi? Lambda bölü W diyorduk burada. L dediğimiz yarık düzlemi perde arası mesafe. Lambda ışığın dalga boyu. W dediğimiz de yarık genişliği. Ha, buradaki ortama bağlı olarak dalga boyu da lambda bölü en cinsinden de alabiliyorduk. Peki benim amacım ne? Bu saç aralığını küçültmek. Neyi değiştirerek? Işığın rengini değiştireceğim. O zaman ben ne yapmam lazım saç aralığı küçük olması için? Dalga boyu çok küçük olan bir ışık kullanmam lazım. Biliyoruz ki dalga boyu ne olacaktır? Sonuçta hani enerjiyi bulurken HC bölü lambdadan buluyorduk. O zaman dalga boyuyla enerji nasıl orantılı? Ters. O zaman gönül ışığın renklerini yaparsak kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor diyorduk. O zaman enerjisi en büyük olan morun dalga boyu da ne olacaktır? En küçük olacaktır. Dolayısıyla ben burada hangi ışığı kullanmam gerekiyor? Mor ışığı, yani cevabımız Bursa olacaktır. 9. soruya bakacak olursak demiş ki fizik öğretmeni İbrahim öğrencisi Johnson tahtaya kalacak. Nanoteknoloji insan hayatında etkilerine 3 tane örnek vermesini istemiş. Buna göre Johnson'ın verdiği örneklerin hangileri doğrudur diye sormuş. Çoğu arkadaş zaten bu tip öncüllü soruları ne yapıyor? Genelde benim öğrencilerimden bildiğim. Hemen Edirne'ye atlıyorlar. Diyorlar ki hocam öncüllü soruysa hepsi doğrudur. Şimdi arkadaşlar bu denemelerde evet büyük ihtimalle tutar. Çünkü denemenin amacı zaten size nedir? Orada bilmediğiniz ve ayrıntılı bir nokta varsa bu öncüllü sorularda ne yapmak? Onu anlatmak. Bu aklınızda kalsın diye. Gerçek sınavda aman sakın böyle bir şey yapmayın. Yani öncüllere iyice dikkatli olarak bakın. Şimdi buraya bakacak olursak bu da bir deneme sınavı olduğu için büyük ihtimalle aynı cevabımız Edirne olacak. Daha hassas algıcı üreti, evet nanoteknoloji ne yapıyoruz? Algıcı daha hassas üretilmesine kullanılıyor. Mikrop tutmayan kaplamaların yapılması, evet mikrop tutmayan kaplamalar yapılmasında. Aynı şekilde sağlam kumaşların üretilmesi gibi. Sonuçta atom ve nanoteknolojinin, atom fizim ve nanoteknoloji uygulama alanları ne yapacaktır? Bunların üçüne de örnek olarak verilebilir. Ama dediğim gibi sakın gerçek sınavda hemen bu öncüllü soruların E deyip atlamayın. Gerçek sınavda, üniversite sınavında bu olmayabilir. Denemelerde özellikle bu öğrenciye yeni bir bilgi öğrenilmesi için mesela daha önce duymadığı bir şey vardır. Onu söylemek için yapılan bir taktiktir. Ama dediğim gibi gerçek sınavda lütfen şıkları iyi okuyun, ona göre yapın. Evet, 10. sorumuza geldik. 10. sorumuz diyor ki açısal momentum birimi olarak aşağıdakilerden hangileri kullanabilir? Şimdi açısal momentum ne olduğunu biliyoruz. Açısal momentum dediğimiz şey neydi? Çizgisel momentumun torku gibi düşünebiliyorduk. Yani M, V, R, MRV dediğimiz açısal momentumumuzdu. Şimdi bu birimlerden hangisi bunu veriyor ona bakacağız. Şimdi Joule dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? İş veya enerji gelebilir. O zaman iş olarak düşünürsek yapılan iş olarak da kuvvet çarpı alınan yol diyebiliriz. O zaman kuvveti de biraz açarsak kuvvet yerine de M çarpı A desek.
O zaman ben kuvvet yerine ne, işte Joule yerine neyi yazacağım? O zaman kütlemiz M çarpı ivmemiz. İvme ne? Metre kare bölü saniye kare. Bu da kilogram kütlemiz olsun. Metre ile karışmasın. Çarpı saniye ile çarparsak ne olacaktır? Burası metre bölü saniye olacaktır. Dolayısıyla kütlemiz tamam. Kilogram olarak var. Burada kilogram olarak var. Bu metre kare bölü saniyeyi de metre bölü saniye çarpı metre şekli yazarsak burası kütlenin birimi olmuş oluyor. Burası hızımızın birimi olmuş oluyor. Yarı çapımız uzunluk birimi olarak verdiği için o zaman bir açısal momentum birimi verecektir. Yani doğrudur. Şimdi ikincisine bakalım. Newton bölü amper kare demiş. Şimdi Newton bölü amper kare deyince aklımıza ne yapacağız? Birim dönüşümler veya birimleri yaparken aklımıza şunu geleceğiz. Şimdi ben buradan bir kuvvet değeri yazacağım. Yalnız kuvveti neye bağlı olarak yazmam lazım? Akımın karesiyle orantılı bir şey yazmam lazım. O zaman akımın karesi olduğu zaman aklımıza ne gelsin? Mesela paralel teller etkilenen kuvvetler aklımıza. I1, I2 dediğimiz paralel iki tel varsa bunlar aynı yönde akım geçiyorsa birbirini çekiyoruz. Zıt yönde akım geçiyorsa birbirini itiyordu. Bunların birbirine uyguladığı kuvvet neydi? K çarpı işte buradaki manyetik alan 2K çarpı I1 çarpı I2 bölü aradaki uzaklık D çarpı işte telin boyu diyorduk. Dolayısıyla buradaki kuvvet yerine ben bunu yazarsam yani kuvvet yerine bunu değeri yazıp sonra bunu da amper kareye yani akımın karesine bölersem zaten uzaklıkla D'ler metre cinsinden olduğu için birbirini götürecek. Ben bunu I kareye bölersem akımın karesine bölersem bunlar da gideceği için burada ne kalacaktır? K. Yani bu bizim neyi verecektir? Oradaki manyetik kuvvetteki K sabitimizi verecektir. Yani açısal momentum değildir. Ohm metre demiş. Ohm ve metre dediği zaman ohm'u hatırlarsanız bir iletken telin direnci neye bağlıydı? Bir iletken direnci rho çarpı diyorduk. Telin boyuyla doğru kesit alanıyla ters orantılıydı. Dolayısıyla ohm yerine ben bunu yazarsam bunu bir de metre ile çarparsam ne olacaktır? O zaman uzunluğun karesi kesit alanı zaten bölü s kesit alanı metre kare olarak verecektir. Uzunluğun karesi de kesit alana götüreceği için o zaman buradaki çarpım değerimiz ne yapacaktır? Rho yani öz direnç katsayısını verecektir. Yani bu da açısal momentum birimi değildir. Açısal momentum birimi olarak burada neyi kullanabiliriz? Sadece 1'i yani cevabımız Edirne olacaktır. 11. sorumuz bir kırılımla ilgili olan soru. İşte bir kırılım deneyi vermiş. Kırılımın olması için ne olması gerekiyordu? Bu dalgaların geçtiği aralığa h w dersek, gelen dalganın dalga boyuna lambda dersek, o zaman geçtiği aralığın ne olması lazım? Dalga boyuna eşit veya daha küçük olduğu zaman kırılım oluyor, yani daresileşiyordu. Kırılımını azaltmak istiyorum, yani daresileşme miktarının azalmasını istiyorum. O zaman yapacağım iki etken vardır. Ya ben aralığı genişleteceğim. Ya da aralığı genişletemiyorsam ne yapmam lazım? Dalga boyunu küçültmem lazım. Dalga boyunu küçültmek için de hız eşittir lambda çarpı f dersek o zaman dalga boyu küçülmesi için ya hızı azaltmam lazım yani su derinliğini azaltmam lazım ya da frekansını ne yapmam lazım? Arttırmam lazım. Dalgalarındaki suyun derinliğini azaltmak hızı azaltacak. Dolayısıyla dalga boyunu azaltacaktır. O zaman kırılımı azaltmış olacağım. Olur. Kaynağın frekansını arttırırsam evet o da olacaktır. Engel arası uzaklığı azaltmak hayır tam tersine ne yapmam lazım? Uzaklığı azaltırsam kırılım daha da artacaktır. Daha da ağırlaşacaktır. O zaman uzaklığı ne yapmak lazım? Arttırmak lazım. Yani cevabımız 1, 2 ve bursa olacaktır. Evet 12. soruya bakacak olursak demiş ki kütlesi ihmal edilen esnemeyen bir ipine bağlanmış M kütle noktası R çarpı çemberse düzgün dairesel hareket yapıyor. Çemberse hareket yapıyor. Sürtünme önemsemediğine göre eylemsiz bir gözlemciye göre cisim üzerindeki kuvvet diyagramı ve cisim üzerine sabitlenmiş eylemli bir gözlemciye göre cisim üzerine etkilenen kuvvet diyagramı nasıl olur diye sormuş. Şimdi eylemsiz bir gözlem çerçevesinde yani eylemsiz bir gözlemci dış sisteme dışarıdan bakan bir gözlemci olacak. Durgun olan, ivme sıfır olan bir gözlemci olacak. Şimdi bu gözlemci cismi ne yapacak? Çembersel, dairesel bir hareket yaptığını görecek. Şimdi çembersel harekette sonuçta düzgün çembersel hareket yapabilmesi için ne olması lazımdı? Cisme sadece tek bir kuvvetin, o da merkezcil kuvvetin etki etmesi lazımdı. Sürekli merkeze doğru etkilenen kuvvetin etkisiyle bu cisim çembersel hareket yapabiliyor. Peki o zaman bu cisme etkilenen kuvvetler ne var? Bir, yer çekim kuvveti olan ağırlığı var. Merkeze doğru olan bu merkezcil ivmeyi sağlayan merkezcil kuvvet bir de burada ne vardır? İp gerilmesi vardır. İşte bu iki kuvvetin bileşkesi neyi verecektir? Bu iki kuvvetin bileşkesi merkezcil kuvveti verecektir. Yani dışarıdan durgun gözlemci ne yapacaktır? İpin düşey bileşenin ağırlığını dengelediğini söyleyecektir. Bu Y bileşenin ağırlığı eşittir. Yatay bileşen de ne yapacaktır? İşte bu dairesel çembersel hareket yapmasını sağlayan merkezcil kuvvet olduğunu söyleyecektir. Yani eylemsiz gözlem çerçevesinden bakan kişi ne yapacaktır? Sadece ip gerilmesini ve ağırlığı gördüğünü söyleyecektir. Peki eylemli referans sistemindeki yani eylemli gözlemci yani cisim üzerine sabitlenmiş olan gözlemci. Yani bu sefer gözlemcimizi cismin üzerinde cisimle beraber döndüğünü düşünelim. O zaman cisim üzerindeki kişi cisme baktığı zaman cisimle beraber hareket ettiği için ne olacaktır? Cismi kendine göre durgun olarak görecektir. O zaman kendine göre durgun olarak gördüğü zaman ne yapacaktır? Diyecektir ki o zaman bu cisim üzerinde etkilenen net kuvvetin ne olması lazım? Sıfır olması lazım.
Net kuvvetin sıfır olması gerekiyorsa ne olacak? Diyecek ki cisim üzerine etkilenen kuvvetler ne var? Bir ağırlığı var. İp gerilmesi var. İşte zaten ağırlık ve ip gerilmesinin bileşkesi ne yapacaktır? Merkezcil kuvveti verecektir. Bu merkezcil kuvvet var ama sonuçta bu adam cisim üzerinde o hareketi yaptığı için cisme göre, kişiye göre ne yapacaktır? Durgun olacaktır. Yani yatayda ve düşeyde etkilenen net kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Dolayısıyla sıfır olması için ne olacaktır? Eylemli gözlem çerçevesi ne yapacak? Bunları etkilenen net kuvveti sıfırlayacak. Yani eylemsiz gözlemci için aslında olmayan, var olmayan neyi görecektir? Kendine göre hissettiği merkez kaç kuvvetini gözlemleyecektir ki bu cisim üzerinde etkilenen net kuvvet sıfır ki ben de bu cisim sonuçta kendine göre hareketsiz olduğu için buna etkilenen net kuvvet sıfır diyecektir. Yani şıklara bakacağımız zaman eylemsiz gözlemci ne yapacaktır? Cisim üzerine etkilenen ağırlık ve ip gerilmesini ve bu ikisinin bileşkesi olan işte merkezcil kuvveti görecek. Eylemli referans demek ki kendisine göre cismi durgun kabul ettiği için buna etkilenen net kuvvetin sıfır olması için bu şekilde cisme etkilenen net kuvvet sıfırlayacak cevabımız burs olacaktır. 13. sorumuz demiş ki elektrik yük noktası kare cisimde şekildeki bir de uzaklık olacak şekilde aynı doğrultuda yerleşiyor. Bileşik elektrik alan nerede sıfır olabilir? Şimdi elektrik alan dediğimiz şey neydi? Artı birim yük etkilenen kuvvetti. Yani bir noktadaki elektrik alan bulurken orada artı bir birimlik yük varmış ve onun etkilenen kuvveti buluyormuş gibi buluyorduk. Dolayısıyla bunların dışındaki bir bölgede ne olacaktır? İkisi de artı bir birimlik yük ettiği için yani elektrik alanın ikisi de bu yönde olduğu için bileşkenin sıfır olma şansı yok. O zaman bileşkenin sıfır olması için ne olması lazım? Mutlaka arada bir yerde olması lazım. Peki bunlara uygulanan kuvvetin yani elektriksel kuvvetin artı bir etkilenen kuvvetin yani elektrik alanın ne olduğunu biliyoruz. KQ bölü D kare olduğunu biliyoruz. Bunun yükü daha az K'nın yükü. L'nin yükü daha fazla olduğu için o zaman nerede sıfırlanacak? Yükü az olduğu için buna daha yakın. Yükü fazla olduğu için buna daha uzak. Şöyle bir noktada artı bir etkilenen net kuvveti sıfır olarak alırsak. O zaman yüklerin arasında bir yerde ve yükü daha az olan K'ya daha yakın bir yerde ancak sıfır olabilir. Yüklerin dışında zaten sıfır olma şansı yoktur. L'ye daha yakın bir nokta olsaydı arada bir yerde evet ikisinin elektrik alanı zıt yönü olurdu ama yükü fazla ve yakın olduğu için L'nin elektrik alanı daha büyük olacağı için sıfır olmazdı. Yani cevabımız Adana olacaktır. 14. sorumuzda da ne yapmış? Düzgün çembersiz hareket yapan bir cisim hızı 4. X'den Y'ye 2 saniyede gelmiş. Bana ortalama ivmeyi soruyor. Şimdi ortalama ivme dediğimiz ivme nedir? Ortalama ivmemiz delta V bölü delta T'den bulacağımız ivmedir. Yani birim zamandaki hız değişimine bakacağız. O zaman ben buradaki hız değişimi bulmak için cismin son hızından ne yapacağım? İlk hızı çıkaracağım ve bunu geçen süreye böleceğim. X'den Y'ye geldiği için bu 2 saniyede gerçekleşiyor. Hız değişimi için son hızdan ilk hızı çıkaracağız. Ama nasıl çıkarma işlemi yapacağız? Vektörel çıkarma işlemi yapacağız. Peki vektörel çıkarma işlemi yapacaksak ben şöyle bir yatay düzlem çeksem. Şurası 60 derece ise iç tersten burası da kaç olacaktır? 60. Sonuçta hızımız yarı çapa ne olmak zorunda? Dik. Dolayısıyla şurası kaç derecedir? 30 derecedir. Yani cismin son hızı nereye doğru? Son hızı şuraya doğru 4 metre bölü saniye. Son eksi ilk dediğimiz zaman hatırlarsanız hani çıkarma işlemi aynı noktadan başlıyorsa ne yapıyorduk? Eksi olan ucundan artı olan ucuna çizdiğimiz vektördü. Yani buradaki hız değişimimiz şu mu olacaktır? Burası 90 derece, şurası 30 derece. Yani arada 120 derece olduğu için burası 4 ise 4 ise şu uzaklığımız, şu vektörümüz ne olacaktır? 4 kök 3 mü olacaktır? Hızdaki değişim 4 kök 3'tür. Ne kadar sürede oldu bu olay, bu hız değişimi ne kadar sürede oldu? 2 saniyede olduğu için. O zaman ortalama ivmemiz ne çıkacaktır? 2 kök 3. Yani cevabımız burs olacaktır. Evet, 11. AYT denemesinin çözümleri de burada bitirmiş olduk. İnşallah çok güzel netler yaparsınız ve başarılı bir şekilde sınavı atlatabilirsiniz. Kolay gelsin arkadaşlar.